Arkadaşlar ilk örneğimiz problem 2.11'de verilmiş durumda. Gördüğünüz gibi sistemde e üzeri 4T ve eksi UT adında iki tane kaynağımız var. Dolayısıyla bu tür problemlerde ister basic katsayılar yöntemini yapın, isterse LSD yöntemini yapın mutlaka önce yapmanız gereken şey homojen çözüm bulmak. Dolayısıyla fokuslanmamız gereken yer şu anda arkadaşlar birinci adımda burası. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? bu görmüş olduğumuz e, diferansiyel denklem sisteminde A maddesi ki burası oluyor arkadaşlar. Bunu kullanarak, değil mi? A maddesini kullanarak e, sistemin karakteristik denklemini bulmak. Arkadaşlar bu formu şöyle de yazabiliyoruz. Böyle yazmak daha çok e, şey. Onu tercih tercih edin. Yani şu görmüş olduğunuz ifadeyi bu şekilde yazmak sizin için daha uygun. İleride özel çözüm tahmininde kullanırken e, bu sizin için daha cazip olacaktır. Bu, tabi buraya bakınca bunu da görebilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi homojen çözüme başlayalım arkadaşlar. Determinant A eksi A alfa I determinant hesaplamasından alfa kare eksi 3 alfa eksi 4 ve kökleri 4 ve eksi 1 bulduk. Şimdi arkadaşlar bir not olması bakımından söyleyelim. Her ne kadar şu anda homojen çözüm yapsak bile şuradaki iki köke bakıp kaynaklara bakıp önce fikir edelim. Bakın alfa 1 4 arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğunuz en üzerindeki de 4. Demek ki E üzeri 4 kaynağında bir katlı kök var arkadaşlar. Bu ne? UT. Yani C'ye tekabül ediyor tablo bir bir Sıfır kök değilse. Sıfır kök olmadığı göre arkadaşlar şu kök bizim için bir tehdit değil. Yani bunu T ile çarpmamız ya da tekrar ile çarpmamız gerekmiyor. bunun özel çözüm tahmini. Fakat E üzeri 4 de ifadesini T ile çarpmamız gerekecek. Bunu şimdi baştan söyleyelim sıfır kök değil ama dört kök olduğu için bunu yapmamız gerekecek. Bunu net olarak söyleyelim arkadaşlar. Tekrar buraya dönmek istemiyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Bu köklere göre daha önce bilmiş olduğumuz yöntemle özel homojen çözümde a, b, c, d yazdık. Şimdi homojen çözüm bitmedi niye? İki tane katsayı olması lazım. Dört tane katsayı. O halde bu dört tane katsayı iki katsayı düşünmemiz lazım. O halde x eşittir a çarpı 4 t artı c çarpı e x eksi, eksi t y eşittir b çarpı e üzeri 4 artı d çarpı e üzeri eksi t ifadelerini arkadaşlar şu gördüğümüz sağ tarafsız şu görmüş olduğumuz denklemde yerine yazacağız. x yerine onu y yerine bunu yazıp x yerine türevini alacağız. y x 2'ye dokunmayın çünkü arkadaşlar bir satır yetiyor size biliyorsunuz. x'in türevini alacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki x1 değil arkadaşlar x olacak. Şu şeyleri kaldığın şu da y olacak arkadaşlar. Şu ifade y olacak. Şunu düzeltmiş olalım. Yani sağ taraftaki durum e, durum değişkenleriyle bunun arasında fark olmaması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi e, bu işi yaptıktan sonra arkadaşlar sağ tarafı sol tarafı eşitliyorsunuz. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. X'i bulduk, Y'yi bulduk. X'in türevini aldım. Bak Y'nin türevi yok dikkat ederseniz arkadaşlar. Y'nin türevi yok. Çünkü bir denkle diğer denklemde buna bağımlı olduğu için yalnızca X'i X türevini almışım. Dolayısıyla bu denklemde sağ taraf ve sol tarafı eşitleyeceğim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ve sonuç olarak 4 tane sabiti 2 sabite düşürdüğüm şu eşitliği elde edeceğim. Görüldüğü gibi arkadaşlar A yerine 3 bölü 2 B, C yerine eksi D yazacağım. Bu bulduğum ifadeleri de arkadaşlar şuradaki A, B, C, D yerlerine yazacağım. Ve homojen çözümü 2 e, kat sayılı olarak elde etmiş olacağım arkadaşlar. İşte o da bu gördüğünüz gibi. O halde homojen çözümümüzde X'in homojeni bu, Y'nin homojeni bu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Öne, önemli kısma başladık. Özel çözümle ilgileniyoruz artık. beysiz kasteler yöntemindeyiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu görmüş olduğumuz e, özel e, kaynak için yani e, kaynaktan kastığımız ne arkadaşlar? E üzeri 4T için değil mi? T ile çarpacağımızı söylemiştik. UT'yi T ile çarpmayacağız. Yani C'yi. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi siz daha önceki bilginizi kullanarak T ile çarptığımız şu kısmı anlayabiliyorsunuz değil mi? Tamam. Şu görmüş olduğumuz kısımda e, UT'den geliyor. T ile çarpmadık çünkü sıfır kök değildi. Peki soru şu arkadaşlar. Bu nereden geldi? Değil mi arkadaşlar? Bu. işte sizi sınavlarda zorlayan da burası arkadaşlar. Bu nereden geldi? Defalarca size söylediğim gibi şu görmüş olduğumuz şey polinom şeklinde yazıldığı için şu t'li bir, bir bir sonrası ne var arkadaşlar bir düşü, t üzeri sıfır şu anda t üzeri bir değil mi t üzeri sıfır t üzeri sıfır bir bir olduğu için arkadaşlar şuradaki ifade aslında t üzeri sıfır var ama yazmadım çünkü t üzeri sıfır sayı olduğu için bir olduğu için yazılmaz arkadaşlar o halde şu görmüş olduğunuz ikinci ifade şunun bir alt değerinden geliyor eğer bu t kare olsaydı arkadaşlar iki kat iki katlı kök olsaydı e, dörtte bunun da t kare olacaktı bunun başına t gelecekti artı deyip bir tane daha m virgül n deyip de onu e, M bir güne üzeri 4 çarparak devam edecektiniz. Yani 3 terim olacaktı bu durumda arkadaşlar. Şu halde sonuç itibariyle bu iki terim arkadaşlar tamamen E üzeri 4 T kaynağından kaynaklanıyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar YP'de XP'yi buldunuz. XP ne? T çarpı A çarpı E üzeri 4 T artı C çarpı E üzeri 4 artı F. YP ne? T çarpı A çarpı E üzeri 4 T artı D çarpı E üzeri 4 T artı G. Şimdi arkadaşlar bunu alıp ne yapıyorsunuz? O soruda yerine yazıyorsunuz. Doğru mu? Soruda bu soruda yerine yazıyorsunuz. Şurada arkadaşlar yerine yazıyorsunuz. Artık burası var değil mi? Dahil edeceksiniz artık bu olaya. Şunları da sileyim. Dolayısıyla bunu yazdıktan sonra arkadaşlar x'in türevini aldınız. E, x x'in kendisini buldunuz. Y'nin kendisini buldunuz. x ile 2'yi, 3 ile y'yi 1 çarpı e üzeri 4'te eksi 2 çarpı u t'yi yazıp sevgili arkadaşlar yerlerine yazıp sağ tarafı sol tarafı eşitleyeceksiniz. Buradaki sabitleri hangi sabit arkadaşlar? A, B, C, D, F, G'yi bulacaksınız arkadaşlar. Bakın burada açıklama yapmışım. Bu açıklamayı da dikkat edin diyelim arkadaşlar. Açıklama E 4 4 ile ilgili açıklama. 2.161 eşitliği ile verilen özel çözüm tahmini şu şekilde de bulunmuştur. Karakteristik denklemin bir kökü olan alfa 1 4 değeri problemde verilen iki kaynaktan birisi olan e üzeri 4 ifadesinde yer alan 4 sayısıyla aynı olduğundan tablo 1 altındaki paragraf gereği özel çözümde yer alan a b e üzeri 4 ifadesi t ile çarpılmak zorundadır. Bu durumda özel çözüm bir parçası t çarpı a b e üzeri 4 2.162 ifadesi t çarpanın dediği polinom tip olarak değerlendirilmesi gerektiğinden yukarıda yapılan açıklamada anlatıldığı gibi 2.162 ifadesinde t çarpanın bir düşük derecesi olan t üzeri 0 değeri yer değiştirip elde edilen sonuç 2.162 ifadesiyle toplanarak problemde verilen iki kaynaktan birisi olan e üzeri 4 değeri için tasarlandı ve 263 ile verilen ilk özel çözüm tahmini ta tamamlanmış olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Polinom tipi düşünün. T üzeri 1, T üzeri 0. T üzeri 0, 1 yazdığım için arkadaşlar yukarıda gözükmedi. Gelelim arkadaşlar eksi, e, eksi UT kaynağıyla ilgili şeye. UT fonksiyonu tablo 1, 1'de x sütununda yer alan c ifadesine karşı gelir. Bu durumda alfa eşittir 0 kökü varsa tablo 1, 1'in hemen altındaki paragrafta yer alan açıklamalar geçerli olmaya başlar. Fakat bu problemde alfa eşittir alfa 0'dan farklı olduğu için... UT için bir özel çözüm tahmini FG ifadesinde ek bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Sonuç olarak problemde verilen ikinci kaynak olan EZ eksi UT değeri için özel çözüm tahmini yalnızca 2.163 eşitliği olacaktır. Adım 2'de üretilen özel çözüm tahmini 2.149 denkleminde XY ye yerine yazılır ve elde edilen her bir eşitliğin sağ ve sol tarafı birbirine eşitlenerek özel çözüm tahmini sabit olarak elde edilir. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi bu işlemi yaptım. X'in yerine türevini Y'nin yerine türevini alacaksınız. Sağ tarafta X yerine az önce yukarımış olduğumuz birinci satırı Y yerine diğer satırı yazıp şu ifadeyle dahil ederek sol tarafı sağ tarafı işleyeceksiniz. Bu da görüldüğü gibi arkadaşlar. Buradan bakın neler çıktı karşımıza. A 12 bölü 5, B 8 bölü 5, C eksi 7 bölü 10, D 0, F 5 bölü 2, G eksi 1 elde edildi. Bu sabitler için özel elde edilen çözüm. Bunları yerine koyarsak arkadaşlar. Nerede yerine koyarsak? Şu görmüş olduğumuz özel çözüm tahmininde. Nerede? Şurada arkadaşlar yerine koyarsanız özel çözüm olarak elde ettiğimiz değeri ben burada yazmışım bakın dikkat edin 2.166'da. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Genel çözüm buluyoruz. Özel çözümde daha önceden genel çözüm bulmuş iki sabitli olarak. Şimdi de özel çözüm bulduk. Toplayıp genel çözüm buluyoruz. Ama bize problemde ne istiyor arkadaşlar? Tam çözüm istiyor. O halde x0 sıfırdı. O halde bu da görmüş oldum. t yerine arkadaşlar sıfır yazarak tüm t'lerin yerine x'i yerine sıfıra eşitleyeceksiniz. Buradaki y'nin ikinci satırdaki t'lerin yerine yine sıfır yazarak y'yi sıfır yazarak eşitleyeceksiniz. Buradan b ve d katsayını bulacaksınız arkadaşlar. Bunu bulunca yukarıdaki b ve d yerine yazıp şu ifadede tam çözümü elde etmiş olacaksınız. Şimdi normalde arkadaşlar bakın bu şu ifadede e üzeri 4 t ifade şurası değil mi? Bir e üzeri 4 t ifadeli daha, daha varsa ki var arkadaşlar bakın şurası. Dolayısıyla bunu aynı paranteze almak için şu kat sayıları şu kat sayıları da toplayıp şu görmüş olduğumuz son değeri elde etmiş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla problemimiz sonuçlandı. Elimizde artık e, tam çözüm mevcut arkadaşlar. Şimdi diğer örnekle problemi çözmeye devam edelim. Arkadaşlar problem 2.12'de e, verilen sağ taraflı diferansiyel denklem sisteminin hem belirsiz katsayılar yöntemiyle hem de LSD yöntemiyle çözülmesi isteniyor. İki tane ilk koşul verilmiş. Mertebede iki olduğu için arkadaşlar birinci mertebe ve ikinci mertebe toplam iki yapar. İki, e, bu koşulları kullanarak da tam çözüm isteniyor bizden arkadaşlar. Yalnız burada bir uyarı, da yap, uyarı yapılmış. Diyor ki Belirsiz katsayıyla çözüm yapılırken bağımsız seçmeniz gereken sabit değeri olduğunda büyük olan sabit için eksi 4 bölü değerini kullanırız. Arkadaşlar bu bir sınav sorusu. Az Ben size uyarmıştım hatırlıyorsunuz arkadaşlar değil mi? Şu konuda. Bakın şimdi göstereceğim. Arkadaşlar bakın buradaki ifadede uyarmıştım açıklamada ben sizi. Demiştim ki elde ettiğiniz sağ tarafı sol tarafı eşitlediniz ya bir de soldaki benzer fonksiyonu sağdaki benzer fonksiyonu katsayıyla eşitleyerek birçok ka denklem elde edecektiniz. Bak bu denklemlerin <laughs> bazılarının ee, birbirinin katı olduğunu. Mesela burada 2 ile 5 birbirinin katı arkadaşlar. Bu durumda ne yapacaksınız? Bu da anlatmıştım ne yapacağınızı arkadaşlar. Bu durumda bazen e, bağımsız seçmeleri gereken kat sayılar oluyor. Ben sınavda diyorum ki size bağımsız seçmeleri gereken kat sayı şu değer olarak alın diyorum. Neden? Hepinizin çözümü eşit olsun istiyorum. Dolayısıyla bu problemde de arkadaşlar böyle bir uygulama yapmışım. Size bağımsız seçmeniz gereken kat sayı ile ilgili bir ipucu vermiştim. Dolayısıyla arkadaşlar bu, ip, bu ipucu eksi 4 bölü 25. Bu gerektiği zaman bunu tekrar gündeme getireceğim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Beşsiz kasayar yöntemini yapıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? homojen çözüm buluyoruz. Önce karakteristik denklemi bulduk. Karakteristik denklemin kökleri 0 ve 5 çıktı. Bakın arkadaşlar tehdit var mı? Mesela E 2T'de alfa 2 olsaydı tehdit olacaktı. UT'de e, alfa 0 olunca tehdit. Bakın alfa 0. Demek ki arkadaşlar e, 4UT'li ifadeyi e, mutlaka TL ile çarpmamız lazım. E, t ile çarptığımız zaman bir düşü de t üzeri sıfır olacak. O halde şuradan arkadaşlar 4 üzeri 4'ü katmayalım. Önemi yok. U t'den 2 tane e, şey çıkacak arkadaşlar. 2 ayrı toplam çıkacak. Unutmayın. E üzeri 2 çıkmayacak ama e, e, U t'den 2 tane toplam çıkacak. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz? E, homojeni buluyoruz. Ne yapıyoruz? Karakteristik denkleme göre arkadaşlar e, şeyi bulduk. E, homojenin ait e, denklemi yazdık. Bu da dört tane sabit var. Ne yaptık? Şimdi burada ad, aradaki adamı atlamışım arkadaşlar bu adamı. Ne yaptık bunu? Şu k çarpı 1 bu arkadaşlar. Artı n çarpı e üzeri 5 t x yerine koyup m çarpı 1 artı v çarpı e üzeri 5 t de x 2 yerine koyup arkadaşlar. Şu sağ tarafsız ifadede x1 yerine bunu yazdık. x2 yerine bunu yazdınız. x1'in türevini alacaksınız arkadaşlar. Sağ tarafı sol tarafı eşitleyeceksiniz. 4 tane katsayı 2 katsayı düşüreceksiniz. Arkadaşlar bu işlemi yaptığımız zaman bunu bulmanız gerekiyor. Ben bunu hep alışıklı olduğum için M yerine C1 koymuşum. N yerine C2 koymuşum arkadaşlar. Fark etmez. Bu durumda X1 hocam homojen bu. X2 homojen bu olur arkadaşlar. Şimdi gelelim özel çözüme arkadaşlar. Özel çözüm tahminde bulunuyorum. Bakın dikkat edin. Şu görmüş olduğunuz ifade hangi kaynaktan kaynaklanıyor arkadaşlar? E üzeri 2 T'den kaynaklanıyor. 2 kök olmadığı için. Fakat 4, 4 çarp U yani C olduğu için U T arkadaşlar. Burada dikkat edin. 0'da kök olduğu için o halde arkadaşlar şu iki ifade ise UT'den kaynaklanıyor. Doğru mu? Tamam. O halde arkadaşlar ne yapacağız? X1'i 1 X1 neye eşittir? D1 çarpı E2'ye 2T artı B1T artı C11. X2P nedir? D2 çarpı e 2T artı B2T artı C22'dir. Arkadaşlar X1T ve X2T'yi bu denklemde yerine yazıyorsunuz. X1'in türevini alıp buraya koyuyorsunuz ve sağ tarafı da dahil ederek sol tarafı sağ tarafı eşit hale getiriyorsunuz. Amacınız ne arkadaşlar? Buradaki katsayıları bulmak. Arkadaşlar bu işlemi ben yaptığımda bakın elimde çok miktarda denklem çıkacak. Bak gördünüz mü? Bak bu denklemler çıktı. Arkadaşlar bu denklemlerden başlıyorum çıkat e, çözmeye. Buradan bu denklemi elde etmişim. Bu iki denklemden B2'yi bulmuşum, B1'i bulmuşum arkadaşlar. Ee, dolayısıyla D1'i de şu ifadelerden bulmuşum. Ama arkadaşlar burada sıkıntı var. Niye burada sıkıntı var? Bu d 1 ve C2 ikili başka bir denklem yok. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Ne demiştim ben size? Ee, soruda bakın soruya tekrar geri dönüyorum. Ne için kullanın bunu? Büyük olan sabit için eksi 4.25. Arkadaşlar burada büyük olan sabit e, değeri. C1 bir, bir olduğu için bakasını görüyorsunuz arkadaşlar. Onun yerine 4 eksi 4 bölü 25 yazınca C2 kendiliğinden çıkıyor. O halde eksik olan C1 bir bir ve C2 2'yi de tamamlayınca tüm sabitler arkadaşlar şu görmüş olduğumuz özel çözüm tahmininde yerine yazarak şurada arkadaşlar özel çözümü elde ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bulduk özel çözümü. Bu da özel çözümümüz. Şimdi ne yapıyoruz? Homojenli özeli topluyoruz. Karşımıza genel çözüm olarak burası çıkıyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz yer çıkıyor. Bu sefer ilk koşulları kullanıyoruz. Buradaki T gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 0. Bütün T'lerin yerine 0 yazıyoruz. X1 0 0 da buraya 0 yazıyoruz. X2 0 0 da buraya da 0 yazıyoruz. Buradan C1 ve C2 iki denklemden buluyoruz arkadaşlar. Ne bulmuşuz bakın. C1 0, C2 3, 37 bir 75 bulmuşuz. Burada da yerine yazdığımız arkadaşlar sonuç itibariyle tam çözümü belirsiz kasralar yöntemiyle bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim LSD yöntemine. LSD yöntemine yaklaşarak biliyorsunuz homojeni yapacaksın. Dolayısıyla az önceki problemde homojeni çözdüğüm için hiç bu adımı tekrar etmiyorum burada. Sanki homojeni biliyor gibi yapıyorum. O halde belirsiz kas sayıları için kullandığım homojeni aynen buraya taşıyorum. İlk adım neydi arkadaşlar? Tikat birinci kaynağı eşitle. Tikat ikinci kaynağı eşitle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu işlemi yaptım bakın gördüğünüz gibi. Buradan C1 üst ve C2 üstünü bilinmeyen olarak düşünün. İki denklem iki bilinmeyenden C1 üstünü bulun arkadaşlar. Ben ne bulmuşum C1 üstünü? Bakın şu ifade bulmuşum. C2 üstünde bu bulmuşum. O halde C1 üstünü yalnız bırakıp iki tarafın integralini aldığımız zaman arkadaşlar C1 üstünü 12 daha integral almışım birbirini götürmeli olmuş bakın gördüğünüz gibi C1 üstü 12 bölü 5 olmuş arkadaşlar. Buradan C1T 12 bölü 5T artı C1 olur. C2 üstü şuradaki C1 üstü yerine arkadaşlar şu denklemlerden birinde C1 üstü yerine ifade yazın şunu yazın mesela nerede o? şu C1 üstü yerine yazın. C2 üstünü yalnız başına bırakın. C2 üstünü bulursunuz. C2 üssünün integralini alırsanız arkadaşlar karşımıza şu ifade çıkacak. Sonra aldığımız bu C1T ve c 2 t sevgili arkadaşlar şu görmüş olduğumuz yerde yerine yazarak buradaki H harfini silip genel çözüm yazacağız. Arkadaşlar böyle yapmışım bakın bunu. Sonuç olarak karşımıza bu ifade çıkacak. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi az önce yaptığım gibi T yerine 0 yazıp X1'e 0 yazıp C1, C2'yi bulacaksınız. X, t yerine alt, alt satır için tabii ki T yerine sıfır yazıp C x2 yerine 0 yazıp arkadaşlar C1 C2 bulacaksınız. Bu yukarıdaki ifade de yapıldığı için da tekrar etmeme gerek yok. Bu o yüzden göstermemişim arkadaşlar. Arkadaşlar son örneği de e, yaparak bu bölümü bu haftayı bitirelim. Yine elimizde sağ taraflı bir diferansiyel denklem sistemi var arkadaşlar. Bunu belirsiz kas yöntemiyle çözmemiz isteniyor. Önce ne yapıyoruz? Homojeni buluyoruz. E, alfa 1, 2, alfa 2, eksi 2 diyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar te tehdit mi? Bursun, bu polinom için kök sıfırsa e, çarpıyorduk. Kök sıfır değil. Sabit için kök sıfırsa çarpıyorduk. Değil. O halde arkadaşlar şu görmüş olduğumuz polinomu ekstra e, bu e, özel çözümü ekstra t ile çarpmamız gerekmeyecek arkadaşlar. O halde homojenle başlayalım. Arkadaşlar homojen çözüm tahminimiz köklerimiz değer ve farklı biliyorsunuz. Bu durumda şöyle kullanıyorduk. Buradaki 4 sabiti 2 sabite düşürmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? x1 eşittir k çarpı e üzeri 2 t artı n çarpı e üzeri eksi 2 t'yi alıyorduk. Buraya yazıyorduk arkadaşlar eksi 2 h eşittir m çarpı e üzeri 2t artı v çarpı e üzeri eksi 2 t'yi buraya yazıyorduk arkadaşlar. Sonra buraya tabii katmıyordunuz hesaba. x1'in türevini buraya yazıyordunuz. x2'ye dokunmuyordunuz. Yoksa x1'in türevi eşittir 0 çarpı x1 artı 4 çarpı x2'den arkadaşlar 4 ifade 2 ifadeye düşüyorsunuz. Ben bu işlemi yapmışım. Artık işlemleri arkadaşlar atlamışım. Siz bunu bulmanız gerekiyor unutmayın. Bu durumda arkadaşlar özel çözüme başlayalım. O halde homojen çözüm bitti. Şu görmüş olduğunuz ifadeyi arkadaşlar önce ne, yap ne yapıyorsunuz? mutlaka polinom tipi şu halde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın mutlaka böyle yazmaya çalışın. İşinizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey T ile çarpmamız gerekmiyor. Çünkü e, sıfır kök değil arkadaşlar görüldüğü gibi. Değil mi? Dolayısıyla bunları tutup x eşittir a çarpı t küp artı c çarpı t artı ft artı m'yi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ekranda x yerine yazacaksınız. Değil mi? Sonra B çarpı teküp artı, D çarpı tekrar artı, G çarpı T artı, neydi arkadaşlar? X2 yerine yazacaksınız. Az önce bunun 1in türevini alıp buraya koyacaksınız. Arkadaşlar sağ, sağ tarafı işleme tablayacaksınız. Sol tarafta zaten türevi yazdınız. Sağ sol eşitleyerek arkadaşlar buradaki 6 tane, 8 tane sabiti bulacaksınız arkadaşlar. Ben bulmuşum. Bu sabitleri yerine yazmışım ve özel çözüm bulmuşum arkadaşlar. Dolayısıyla homojen çözümün özel çözümü de toplayarak genel çözümü bulmuşum. Problem bize tam çözüm istenmediği için bu da bırakmışım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Fikri paylaşacağım bunu. E, i̇kinci quiz'i yalnızca e, diferansiyel denklem sistemlerinden yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. E, üçüncü krizi de Laplace'dan yapmayı düşünüyorum. Ödevi daha doğru size. Ama bunları kesinleştirdiğim zaman da size duyurular kısmından e, bildireceğim. Dolayısıyla ikinci quiz için arkadaşlar lütfen bu haftayı baştan aya iyice çalışın e, ve size e, ve soracağım soruları cevaplamaya çalışın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki haftada görüşmek üzere arkadaşlar.